Sayın seyirciler, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının birkaç saat öncesinde değil, bu kez maçın 3 gün öncesinde, evet, yılın dev maçına başka bir tanımla 72 saat kala Trabzon'dayız. Maç ne olur size göre? Maçı mutlaka yani 2-1 veya 3-1 almamız lazımdır. Alamazsak zaten Trabzonspor'u silerim. Bu kesindir yani. Bu... Efendim, maça gidecek misiniz? Maça gideceğim efendim. Kalabalık var mı buradan Trabzon'dan gidecek çok kişi? 6-7 bin kişi kanısındayım. Geleceğiz. Hep beraber gideceğiz. Peki maç ne olur size göre? Maç yenmemiz gerekiyor. Ve bu maçı alacağız kanısındayım. Kolay gelsin amca. Sağ olun. Maça gidecek misiniz İstanbul'a? İnşallah 2 saat sonra gideceğiz. 2 saat sonra hareket ediyorsunuz. Peki İnşallah. Maç hakkındaki görüşleriniz ne bir taraftar olarak? Valla maç hakkındaki görüşlerim bu futbol çok belli olmaz ama ben 2 puana gideceğim bugün. Trabzon kazanır diyorsunuz. Öyle şeyler öyle. Tahminim öyle benim kendime. Ama yine de tedbirli konuşmak lazım. Peki. Büyük konuşmak çok iyi değildir. Hoşça kal. Sağ olun. Şunu alayım. Senden de takımdan da gol bekliyoruz. İnşallah. İyi yolculuklar. Başarılar. İnşallah yenersiniz. İyi haberlerinizi bekliyoruz. İnşallah, siz bizi hiç merak etmeyin. Oldu. Tabii ben İstanbul'dan aradım sizi. Oldu. Aradım. Oldu. Gel. Güle güle, hayırlı yolculuk. Hadi hayatım. İyi şanslar. Telefondan da ararsınız. Dedeciğim, hadi ararsın. Emin, öpeyim. Sayın seyirciler, şu anda Türk Hava Yolları'nın Daştepe TK-429 sefer sayılı uçağında yerden 5000 metre yükseklikte bulunuyoruz. Ve uçakta da az önce izlemiş olduğunuz gibi Trabzonsporlu futbolcular var. Evet Hasan, çalışmalar bitti. Artık son sözü İstanbul'da söyleyeceksiniz. Maç için neler düşünüyorsun? Önce şunu söylemek isterim. Fenerbahçe takımı çok büyük bir takım. İyi bir ekip. Çok zor maç olacak ama Trabzonspor'un son haftalarda göstermiş olduğu başarı birbirine kenetlenmiş olduğunu gösteriyor.
Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı karşısındaki kazanma şansı daha fazla diyebilirim. Kendin için ne diyeceksin? Gol krallığında iddialı bir duruma da girdin. Evet, geldim diyebilirim. Gol atmaya çalışacağım. Atamazsam garanti attıracağım yani. Ya atarım ya attırırım, ikisinden biri yani. Biz her maçta olduğu gibi bu maçta da mutlaka 2 puan için 2 puan almak için oynayacağız. Amacımız iyi bir futbolla Türk seyircisine Trabzonspor'un futbolda olan değerini yeniden göstermektir. Şu anda liderliği yakalamış bulunuyoruz. Tek büyük arzımız bu İstanbul'dan tekrar lider olarak Trabzon'a dönebilmek. Bizim için çok önemli bir maç. Bana göre ligin de en önemli maçı. Fakat bir final maçı değil. Yani bunda kazanan da kaybeden de tekrar şampiyonlukta iddia sahibidir yani. Yenmek için oynayacağız. Diğer maçlardan bir farkı rakip yok. Rakip sahada oynuyorsunuz. Bu yok, dezavantaj mı sizin için? Değil. Orası da kendi sahamız gibi seyircimiz var. Yani rakip saha diye bir şey yok. Yenmek için oynayacağız. Pazar günü eski takımına karşı mücadele edeceksin. Evet. Zor bir maç olacak herhalde sanıyorum senin için. Vallahi zor şöyle bir psikolojik bir olay tabii. Ama gayet rahatım yani. Bu maç bayağı şampiyonluğu etkileyecek bir maç. Ama bütün takım arkadaşlarım bu maçın emniyetini ve sorumluluğunu şu anda üstlerinde taşıyorlar. İnşallah iyi bir neticeyle döneriz. Teşekkürler. Evet Güngör. Bu maç bizim için gerçekten önemli bir maç. Bir yerde geçen sene oynadığımız maçın da rövanşı. İnşallah yeneceğiz. Çok zor bir maç. Bence 3 ihtimalli bir maç. Fener de kazanabilir, biz de kazanabiliriz. Bizim için İstanbul kendi sahamız gibi bir şey yani. Sayın Ahmet Suat Özyazıcı, ligin şampiyonluk düğümünü etkileyecek bir maça gidiyorsunuz şu anda. Trabzonspor için istim üzerinde diyebilir miyiz? Son tabiriniz gayet yerinde. Son haftalarda Trabzonspor'un aldığı sonuçlar ve oynadığı oyunlar istim üzerinde olduğunu gösteriyor. Ancak ben o kanaatte değilim ki Fenerbahçe maçı kader maçı olsun. Bizim için her maç kader maçı. Yıllardır antrenörlük yapıyorum. Yıllardır Trabzonspor'un başındayım. Her maçımız final maçıdır. Çünkü bizim için tek sonuç vardır. Ligi şampiyon olarak bitirmek. Onun dışında bitirmek bizim için başarı olmuyor. Sayın Özyazıcı, şimdi rakibiniz de Selçuk ve İlyas sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Bu sizin için büyük bir avantaj mı? Bundan yararlanabilecek misiniz? Ben aynı kanaatte değilim. Onlar yeni oynayacak. Diğer arkadaşlar da muhakkak ki aynı bilinçle bize çıkacaklar. Çünkü az önce bahsettiğiniz gibi önemli bir maç. Ve bana göre mevsimin en önemli maçlarından biri. O bakımdan diğerlerinin de onlardan noksanlayacağını zannetmiyorum. Tabii ki Türk futbolunda büyük isim yapmış bir Selçuk'la bir İlyas'la yerini doldurmaları mümkün değil. Takımda sakat futbolcunuz var mı son çalışmalarda? Bizde sakat olarak değil de hastalığı nükseden veya sakatlıktan yeni çıkmış futbolcumuz var. Hastalığı nükseden dedim mide kanaması geçirmiş olan Küçük Hasan var. Bahattin sakatlığı nüksetmişti ama şimdi iyi yolda. Başka da yok. Sen Özlü bir de çok rahat gol atıyorsunuz son haftalarda. Özellikle son iki maçınızda 10 gol attınız ki büyük başarı. Bunun başarının sebebi nerede acaba? Şimdi Fenerbahçe'den aldığımız Trabzonlu Osman, Trabzonsporlu oldu tabii. Bu bakımdan son haftalarda iyi form tuttu. Sağaçık Hasan'ımız da çok iyi. İskender de çok iyi olunca gol yapma şansımız fazlalaştı. Peki çok teşekkürler, başarılar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi Osman abi, sen geçen sene Fener'deydin. Bizi 4-2 yenmiştiniz. Maçtan sonra futbolcuların konuşmaları neler olmuş? Bunların arası neydi şimdi? Şimdi bizim aramızdasın. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ne yani? Nasıl bir hava yarattınız? O maçı diyebilirim İstanbul için aldı yani. Vallahi. Niye diyeceksiniz? Öyle bir hazırladı ki o maçı. Çünkü senelerdir Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı şansı tutmuyordu. Değil mi? Senelerdir öyle. Ama öyle bir hazırladı ki gerek psikolojik olarak gerek ruhen böyle çok iyi hazırlık devresi geçirdik. Yani günlerce sizleri anlattı bize. Onları sizden bir farkı olmadı. Ne bileyim böyle işledi bizi yani. O maça kadar iyi yeniremiyordunuz. Bayağı iyi hazırladı. Yani. Nasıl? O maça kadar bizi yeniremiyordunuz. 7 senenin verdiği bir şey. Onun da tabii etkisi vardı. Buyurun bakalım. Osman, İsmail'in. Evet beyler. Hadi bakalım. Geçtim. Sabri de verdin mi?
Evet. Tamam. Evet. Evet sayın seyirciler, Trabzon'da başlattığımız görüntüleri daha sonra Trabzonspor kafilesini İstanbul'a getirip otele yerleştirmekte noktaladık. Şu anda da Fenerbahçe kampındayız. Ancak Fenerbahçeli futbolcularla yapacağımız röportajdan evvel daha önce Fenerbahçeli taraftarla yapmış olduğumuz küçük röportajları sunuyoruz. Fenerbahçe taraftarı olarak çok ümitli bir maçtan. Selçuk ve İlyas'ın oynaması? Bence fark etmiyor çünkü Fenerbahçe'de daha çok değerli futbolcular vardır. Ve rahatlıkla bu maçı alabiliriz. Bir taraftar olarak Fenerbahçe'nin kazanmasını canı gönülden istiyorum. Fenerbahçe'nin 2-0 galibiyetini ümitecek. Ancak Fenerbahçe'de iki futbolcu yok. İlyas ve Selçuk'un olmaması önemli değil. Bizde daha çok İlyas ve Selçuklar var. Bugün bir Engin'le bir Arif oyunu rahatlıkla maç almamıza sağlayacak. Maçı kim kazanır size göre? Fenerbahçe. Niçin Fenerbahçe? Kuvvetle inanıyorum çünkü senelerce bizi Trabzon'la yani oynamış maçlarda hep biz Trabzon korkusuyla eğiliyorduk. Fakat bu arada yenmiş olduğumuz Trabzon'u burada yendik ve Trabzon'da yendikten sonra galip geleceğimize ve arkadaşların çok iyi çalıştığı burada seyrettik. Kuvvetliyiz, galip geleceğimize inanıyorum. Siz az önce bir kurban kestiniz değil mi? Evet. Anlamı nedir bu kurbanın? Bu kurbanın anlamı idareci arkadaşlar kurbanı gönderdiler. Burada devam eden sakatlıkların arkasının kesilmesi. Ve bütün sezonu başarıyla sakatsız bir sezon geçirmemiz ve galip gelmemiz içindi. Arkadaşlar başkanın talimatıyla kampta aranızdayım. Trabzonspor'la ilk defa maç oynamıyoruz. Evet talihsiz iki sakatlık nedeniyle takımımız moralmen ise etki etmiş olabilir. Fakat sahada mesuliyetinize müdürlük olarak sorumluluğunuzu bilerek futbol seferlere iyi bir maç ve Fenerbahçe açısından da 2 puan alabileceğimiz bir maç çıkaracağınıza inanıyorum. En büyük dezavantajımız sarı kartlar ama biz de buna dikkat edeceğiz. Sizi Ayrıca dikkat edeceğimiz bir husus da biliyorsunuz bizden giden Osman. Osman'ı özellikle durdurabilirsek bana göre maçın %70 alırız gibi geliyor bana. Vallahi yani Onur nitekim Onur da bizim gibi Osman da bizim gibi etten kemikten insan. Muhakkak ki sahada bir yerde güçlü olan kazanacak. İkili mücadelede üstüne verilecek herhalde bir adam olacak. Onu Stankovic düşünecek gerçi herhalde Osman'a bir önden düşünülecek. Adamlara yakın oynayalım. Yani Erdoğan, İskender'e yakın oynayalım. Yani. Dönmesin yüzünü kaleye. Sonra kenarlarda yanlardan faul yapmayalım. Yani. Değil mi? Aslında maçı bu kadar büyük atmosfer içine sokmaya gerek yok ya. Yani. Diğer maçlardan ne farkı var ki? Peki sen bize söz veriyor musun? Alacak veriyorum mısın? Veriyorum tabii ya. Yani. Ben de o kadar rahatım ki. İlk defa bu kadar rahat. Kazanacağımızdan çok altında olmaya hiç gerek yok yani. Bence diğer takımlarla yaptığımız maçlardan farklı maç olmayacak yani. Ya kardeşim gene 40'tan durur. Aslanlar gibisin. Her maçı 2 puan için çıkıyorsunuz. Trabzonspor'da aynı. Karagümrük'te aynı. Her maçı 2 puan için çıkıyorsunuz. Aslında Başan abi Arif'in dediği gibi yani Trabzon maçını o kadar büyütmeye gerek yok. Gerek her yok. Maç gibi. 3 gün önce oynadığımız Karagümrük maçı bence daha önemli maçtı yani. Fenerbahçe takımı tamam 2 tane sakatımız var ama 2 tane oyuncuyla gidecek değil. Koskoca Fener camiası. Trabzonspor düşünsün. Kendi sahamızda seyircimizin önünde oynarız. O kadar şıkkısı sokmamız lazım kendimize. Huzursuz ya daha çok rahatsız olmalı. Sonra gerçek olan bir şey var. Geçen sene İlyas'ız yendik biz takımını. Tamam kayıp da İlyas'ın bir Osman olmamış. Bir İskender diyorlar. Bizde de Arif'i kim durduracak? Onlar onun hesabını yapsınlar. Teşekkür ederim Erdoğan abi. Onun hesabını yapsınlar. Teşekkür ne var? Ederim Erdoğan abi. Yaşar'a kim gol atacak? Evet. Arkadaşlar iyi günler. Maçın sohbetini yapıyorsunuz. Deminden beri izliyoruz. Ancak bizim de bazı öğrenmek istediğimiz konular var. Erdoğan zor bir maç olacak mı? Tabii muhakkak zor bir maç. Ama biz yine her maça çıktığımız gibi kazanmak için oynayacağız. Evet. Şimdi özellikle kaleci olduğun için sana yöneltmek istiyorum. Moralin nasıl? Moralim harika.
Maç için neler diyeceksin? Maç için bu maçı ben arkadaşlarıma ve kendime inanıyorum. Kesin kazanacağımıza inanıyorum. Son haftalarda aldığımız bu talihsiz sonuçlar taraftarlarımız olsun, bizleri ve camiamızı çok üzdü. Üzüntümüz fazla oldu ama bu maçta, bu Trabzon maçında gayemiz bu talihsiz sonuçları unutturmak. Ben de takım arkadaşlarıma inanıyorum yani. Takımın en ufaklarından bir tanesiyim yaş olarak ama yani kazanmaktan başka bir şey gelmiyor aklıma. Herhalde kazanacağız yani. Geçen sene Trabzonspor'a 4-2'lik maçta 4. golü atmıştım. İnşallah bu sene de bir gol atacağım. Evet. Senin de maçla ilgili görüşlerini alalım. Sayın Ender Aslan, ben aslında size bir soru sorayım. Siz Trabzonlularla berabermişsiniz. Biraz siz bize onları anlatır mısınız? İlginç bir soru. Bunu da cevaplandırmak çok güçüm benim için. Havaları sanıyorum, nasıl bilelim, bizi de rahatlatın. Sanıyorum tabeladaki skor bunun en güzel cevabı olacak. 6-1'lik bir sonuç. Ve kanımızca başarılı bir futbol izledik Trabzonspor'u Zonguldak Spor karşısında. Çok güzel oynuyorlar. Güzel kombine akınları var. Özellikle sağ taraftan Hasan'la çok iyi kaçıyorlar. Ve orta sahada Osman'ın büyük form grafiği var. Böyle cevaplandıracağım herhalde ben. Herhalde onları biz de izledik fakat Stankovic onlara gereken önlemi alacağına inanıyorum. Evet. Derbi como se favoritlik enderse. Evet, bu bir rekabet maçıdır. Favori belli olmayan bir müsabakasıdır. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz. Hayrola, Fenerbahçe otobüs durağında ne bekliyorsunuz? Fenerbahçe otobüsüne. Evet. Biliyorsunuz Fenerbahçe ile maçımız var. Evet. Bizim için önemli de bir maç. Evet. O yüzden Fenerbahçe'yi semt olarak daha yakından tanımak istiyorum. Ve sanıyorum son duraklardan biri bu şampiyonluk yolunda diyebilir evet, miyiz? Evet, en önemli duraklardan biri bu durak. Şampiyonluk yolunda diyebilir evet, miyiz? Evet, en önemli duraklardan biri bu durağa geçtiğimiz zaman evet, herhalde şampiyonluğumuz daha garanti olacak. Anlıyorum. Daha sağlam olacak. Sayın Yılmaz, daha önceki yapmış olduğumuz görüşmelerde futbolculardan ve teknik adamlardan Fenerbahçe maçıyla ilgili görüşlerini aldık. Siz kulüp başkanı olarak bu maç için neler diyeceksiniz? Valla bu maç biliyorsunuz bizim için şampiyonluktan daha çok ezeli mücadele oluşu bakımından önemli. O yüzden çok iyi hazırlandı herhalde arkadaşlar. Evet. Maçı kazandıkları takdirde evet, kendilerine bugüne kadar beklemedikleri bir sürpriz yapacağız. Hoş geldiniz. Sayın Eşref Aydın, Fenerbahçe Kulübü 2. Başkanı. Büyük bir tesadüf. Evet, hoş geldiniz semtimize, memleketimize. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bu hafta güzel bir maç olacak. Hava da çok güzel. Hava da çok güzel. Evet. Hava da güzel. Artık Trabzon'da güzel. Çok iyi durumda. Siz de bulmuşken hemen size de birkaç soru yöneltelim şu halde biz. Futbolcuların ve teknik adamların maçla ilgili görüşlerini aldık. Siz de bir kulüp ikinci başkan olarak neler diyeceksiniz bu maç için? Nasıl hazırlandı? Bu maçtan ümitli misiniz? Fenerbahçe maçı kaybederse şampiyonluğunu tamamen kaybetmiş olacak mı? Şimdi buyurun. Bizim otobüs geldi, ben müsaade isteyeyim isterseniz. Öyle mi? Peki. Sizin otobüsleriniz geldi. Peki. Güle güle, hayırlı olsun. Hayırlı. Pazar günü görüşürüz. İyi oynayan kazanır inşallah. Çok çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok mersi. Fenerbahçe bu tip maçlara alışık. Bizim için Trabzon'la oynamakla sıradan bir lig takımıyla oynamak arasında hiçbir fark yok. Biz bugüne kadar oynadığımız böyle kritik maçlarda kendimizi daima rahat hissetmişizdir. Yönetim kurulu, teknik heyetimiz, futbolcularımız hepsi aynı rahatlığın içinde. Evet, ama iki tane büyük dezavantajınız var sizin. Selçuk ve İlyas yok takımda. Yine de ümitli misiniz bu dezavantaja rağmen? Geçmiş yıllarda da bu tip şeylerle karşı karşıya geldik. Bir veya iki futbolcu bir takımı götürmez. Bir veya iki futbolcunun üzerine yüklenen takımlar veya tamamen ona bağlı olan takımlar zaten muvaffakiyete gidemez. Biz sahaya Fenerbahçe olarak çıkacağız. Bir Selçuk'un, bir İlyas'ın yokluğu elbette ki hissedilir ama onu dolduracak gerideki elemanlarımız var ve kendilerine de güvencimiz sonsuz.